Nar gibi kızarmış hindi. Hadi tarifine bakalım. Herkese merhaba. Ben Nesim Osyoğulları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa deneyeceğim bir yemeği sizlerle de paylaşmak istedim. Markete böyle hindi baget gelmiş. Tavuğunu yapıyoruz ama hindi açıkçası bu şekilde hiç denemedim. Ben alırken kasiyer arkadaş da nasıl yapacaksın abla diye sordu. Ben de dedim ki vallahi bilmiyorum, bakacağım. Yaparsam da kanala belki atarım, oradan da izlersiniz de daha çok seviniriz, güzel olur falan dedi. Her neyse, şimdi ben bu hindinin kokusunu çok fazla sevmiyorum. Biraz böyle kendine has bir kokusu var ya, beni rahatsız ediyor. O yüzden kendimce acaba nasıl hem lezzetlendiririm hem fırında pişirirken biraz daha güzel bir aroma katarım diye düşündüm. Ve bugün böyle doğaçlama bir tarif çekiyorum size. İçine biraz alsın diye şu şekilde çizmek istiyorum önce hindiye. Ve şu deri kısmını biraz açmak istiyorum. Alt tarafını da aynı şekilde biraz kesiyorum. Hem daha rahat pişsin, hem de içine vereceğim sosu daha iyi alsın diye. Herhalde bu kadara yeterli olur. Bir de şuradan atayım çizik. Eldivenle yapıyorum çünkü hani mümkün olduğunca o koku elime de sinsin istemiyorum. Bir de biraz ovcalayacağım. Bunu da aynı şekilde kesiyorum. Hindi tavuğa göre daha az kimyasalla besleniyor diye duyuyoruz. Daha sağlıklı olduğunu duyuyoruz. Mümkün olduğunca da işte denk getirdiğimde ben de öğünlerimin arasında yer vermeye çalışıyorum. Ben böyle bageti ilk defa deneyeceğim. Evet, bu şekilde herhalde yeterli olur. Şimdi burada bir tane küçük soğanım ve iki diş sarımsağım var. Bagetleri bu şekilde üstüne aldım. Önce biraz şöyle soğanla, sarımsakla bagetlerimi ovalıyorum. Birkaç saat bu şekilde marine edeceğim. Yarım limonumun suyu var. Yine limon kabuğu rendem var. Böyle yarım limon diyebilirsiniz. Hatta limonum yumuşaktı. Ben onları buzluğa attım ve buzlukta biraz beklettim. Burada bir çay kaşığı zencefilim, bir çay kaşığı zerdeçalım, bir çay kaşığı tuzum, bir çay kaşığı şekerim, çekilmiş tane karabiberim, biraz acı pul biberim ve toz biberim var. Bir parça da defne yaprağım var. Bunu da yine üzerine böyle gezdirip şimdi iyice her yerine yedirmek istiyorum. Limon kabuğu güzel bir aroma verecek ve belki de o hindinin kendine has olan bana biraz ağır gelen kokusunu da bastırır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde defne yaprağı da güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben defneyi çok seviyorum. Birçok şeyde de çorbalarda ve uygun olan yemeklerde kullanmaya gayret ediyorum. Şimdi bunu zaten hindinin kendi yağı var. Eldivenlerimi çıkarttıktan sonra üzerine biraz sıvı yağ gezdirebilirim. Ve üzerini kapatıp birkaç saat dolapta bekletiyor olacağım. Çok az üzerinden sıvı yağ gezdireceğim. Böyle bir ya da iki yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Herhangi bir yerde araştırmadım. Hindi budu nasıl yaptıkları ile ilgili bir fikir edinmedim. Tamamen iç dünyamdan gelen sesle ve daha önce yaptığım yemeklerdeki tecrübelerimle bu şekilde marine ediyorum. Pişirme kağıdımı ıslattım ve güzelce sıktım.
Bu hem içinde biraz nem kalmasını sağlayacak, hem de kolayca tutmasını sağlayacak. Şimdi direkt alüminyum kağıdı koymamak sağlık açısından daha önemli diyorum. Bunu da bu şekilde tutturuyorum. Şimdi dolaba gidiyor. Çok fazla bekletmeye şansım olmayacak ama siz bunu daha erken yapabilirsiniz. Ben 1-1,5 saat kadar bekletip ondan sonra fırına atıyor olacağım. Yaklaşık 2 saat bu şekilde marine ettikten sonra domates, biber, sarımsak, soğan ve patatesle bu şekilde harmanladım. Biraz da su ekledim. Fırında çok kurumasın diye. Şimdi üzerine tekrar yağlı kağıdını ve alüminyum kağıdını kapattıktan sonra yaklaşık 2 saat diye düşünüyorum hindilerin tam olarak pişmesi, ama bakacağım sonra bildiririm ne kadar sürede piştiğini. 200-220 derece gibi, çünkü önün üstünde alüminyum kağıt ve pişirme kağıdı ve alüminyum kağıt var. O yüzden bu şekilde kontrollü pişirmeye başlayacağım. Bir saat 15 dakika pişti. Şimdi bir bakalım ne durumdayız. Pişmiş görünüyor. Ama ben üstü açık olarak biraz daha pişirmek istiyorum. Şuralarda biraz daha pişsin, kızarsın. Patatesler kısmen pişmiş. Biraz belki alt üst yaparım. Ondan sonra gayet güzel pişmeye devam eder. Çok değil. Belki bir yarım saat 40 dakika daha. Bir üst rafa aldım. Ve biraz daha pişirmeye devam ediyorum. Enteresan bir şekilde şu anda loş çıkıyor ama normalde çok parlak ve güzel. Mis gibi kokuyor. 6'yı çeyrek geçe koymuştum. Şu anda 8,5. Ve şahane bir koku var. Çok güzel pişmiş. Nar gibi kızardı. Diğer tarafını da biraz pişirdim, kızarttım. Bir saat üstü kapalı pişti. Bir saatten sonra üstünü açtım. 15 dakika bir tarafı, 15 dakika diğer tarafı. Şu anda hindinin kokusundan eser kalmamış. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Siz de benim gibi eğer hindinin kendi kokusundan rahatsız oluyorsanız bu çeşni şahane. Bakın nar gibi kızardı. Çok güzel. Bütün sebzeler harika pişmiş. Burası bir şölen. Burada enfes bir lezzet patlaması var. O yüzden salata olabildiğince sade. Sadece iceberg, biraz tuz, sirke ve zeytinyağı. Çünkü bunu taçlandıran lezzet bu hindi hiçbir şekilde üzerine çıkacak, önüne geçecek başka bir lezzet olmamalı. Bu efsane. Şimdi ben bunu artık servis yapacağım. Gerçekten çok acıktık. Mutlaka siz de deneyin. Muhteşem, çok lezzetli hem de sağlıklı. Herkese şimdiden afiyet olsun.